kaderimsin, kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin. Sen benimsin, meleğimsin, dile gelmez şiirimsin. Sen benimsin, nefesimsin, şu dünyada yüzümü güldürensin. Sen benimsin, beni benden edensin, her şeyimsin. Bir tek senle. Yapmışsınız. Sen tabağı bırak yavrum buraya. Yesin benim güzel yavrum. Tabii şimdi önce askerde Kara Şimşek'e dayandı, değil mi? Oradan Londra'daki yemekler. Anacığımın yemeklerini özledin değil mi? Özlemez miyim ya? Rüyalarıma bile giriyordu. Doyurma karnını, tatlıya da yer bırak. Bırak, istediği kadar yesin. Afiyet olsun yiğidim, canım benim. Hı. Özlemişsindir diye kendi ellerimle yap. Dünden beri mutfaktan çıkmadı anne. Annem benim, sultanım. Ah canım. Oh yavrum. Ellerine sağlık. Londra'da böyle yemekler yok muydu amca? Aç mı kaldın orada? Bana da ya. Olur mu öyle şey oğlum ya? Ama bak şimdi böyle ailecek masada oturmanın keyfi bir başka değil mi? O zaman ben de önce asker olacağım. Sonra senin gibi Londra'yı okumaya. Hmm. Bak sen ne kadar da meraklı büyümeye. Allah'ıma çok şükür bu günleri de gördüm. Askerliğini yaptın, Londra'da okuyacağım diye bizden ayrı kaldın. Ama sonunda ana ocağına döndün. Yanı başımdasın bundan böyle. Yılların hasretini gidereceğiz annem. Canım. Sen hiç merak etme. Hayırlısıyla bir de evlendirdik mi seni? Oh, oh. Ne çabuk sıkıldın benden bereket sultan. Hemen evlendirip göndermeye meraklısın benim. Ne münasebet. Nereye gidiyormuşsunuz? Gelin bu eve gelecek. Koskocaman ev oğlum. Odamız mı yok?
Ben gelin odasını hazır ettim bile. Bir dakika. Namicim, ritme uygun çalmıyorsun. Koşar gibisin. Tempoya uygun çal lütfen. Hadi tekrar. Kızım yavaş çalsana şunu. Aldın başına gidiyorsun. Aklın nerede senin? Hadi baştan. Koşma Name. Yavaş. Konsere bir saat kaldı ve sen hala hazır değilsin. Anneciğim, nota neyse onu çalıyorum işte. Dışarıda senin gibi yüzlerce piyanist var sadece nota çalabilen. Senin farkın ne? Çalarken ruhunu da katmalısın. İzin vermiyorsun ki çalayım. Durmadan bölüyorsun beni. Başarısızlığının suçunu bana mı atıyorsun? Yeteri kadar çalışmamışsın. Mükemmel değilsin. Anne ne diyorsun sen Allah aşkına? Aylardır bu konser için çalışıyorum ben. Nefes almaya bile vaktim olmadı. Beni bu kadar hırpalamaya hakkın yok. Yıllardır senin için çabalıyorum. Bunun karşılığını vermek zorundasın. Otur şuraya çal. Çalmayacağım. Yeter artık. Çok yoruldum. Bu şekilde konsere çıkamazsın. Daha iyi olmak zorundasın. Çıkmam o zaman. Nereye gidiyorsun Name? Buraya gel. Bak beni millete rezil etme. Buraya gel. Bu konserde senin rezil olman da umurumda bile değil. Name. Buraya gel. Name. Name. Name dur. Name gitme. Dur aç diyorum sana kapıyı. Name. Hayırdır kızım? Ne işin var burada? Ejder yurt dışından gelmiş. Kurban olayım ben onunla görüştür Ali abi. Ya Ejder yurt dışından gelmesine gelmiş ne? Evde yok şimdi. Yalan deme bana. Evde o biliyorum. Kızım niye yalan söyleyeyim sana? Yok vallahi inanmam. Sen beni başından sanmak için öyle diyorsun. Kızım git başımdan Allah aşkına ya. Sen bu bozma benim ya. Ejder'i görmeden şuradan şuraya gitme. Elvan. Ali abi ne olur. Gözünü seveyim bak çok fazla vaktini almayacağım. Kızım sen benim başım belası mısın ya? He? Al şu bacını da git ya. Hadi, hadi git işine. Ali abi dur. Gönderme beni böyle ne olur. Çağır Ejder'i. Ali! Ha? Orada ne oluyor? Yok bir şey, yok. Hadi git işine kızım ya. Götür bu bacını ya, hadi. Allah Allah. Girdim kızım. Ejder yurt dışından dönmüş abla. Döndüyse döndü. Sana ne? Yetmedi mi Ejder yüzünden çektiklerine? Kız sen ne zaman vazgeçeceksin bu sevdadan? Hiçbir zaman abla. Hiçbir zaman vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de. Sen iyice aklını kaçırdın Elvan. Ben sana Ejder'in koyuna gireceğim dedim mi? Dedim. Girdin mi? Girdim. Ejder'e hanım da olacağım. Bak o eve.
İyice bak. Oraya gelin de gireceğim. Ejder beni koluna takıp herkese karısı olduğumu ilan edecek. Göreceksin. Nasıl olacakmış bu? Bu akşam seni istemeye geliyorlar. Asla Feyyaz'la evlenmem. Gerekirse kaçarım. Ama Feyyaz'ın koluna girmem. Ben Ejder'in yoluna hayatımı koydum abla. Onun için çok ağır bedeller ödedim. Gecelerce gözyaşı döktüm. Boşuna mıydı hepsi? Boşuna mı? Ne halt edersen et. Ama demedi deme. Kendini ziyan edeceksin. Elvan! Beklesene! Elvan! Kız bekle! Nami Hanım, nasılsınız? Yaralarınız var. Ama merak etmeyin, kısa sürede iyileşirsiniz. Sadece biraz istirahat etmeniz gerek. Kaza yaptım değil mi? Evet, kötü bir kaza geçirmişsiniz. Neyse ki ucuz atlattınız. Birine çarptım. O da iyi değil mi? Sakin olun. Kimseye bir şey olmadı. Sizinle birlikte getirilen kişi yan odada. Ağır kesicilerin etkisiyle uyuyor. Durumu gayet iyi. Siz de biraz istirahat edin. Oğlum, oğlum, oğlum. Yavrum ne oldu sana? Ejder, Ejder duyuyor musun beni? Ejderim yavrum, ne oldu sana? Ejder duyuyor musun beni? Ejder duyuyor musun beni? Cemal, neden ses vermiyor? Ne oldu oğlum? Anne ya bir sakin ol. Ne olur bir sakin ol ben. Otur şuraya. Ben doktorla konuştum. Eğer ciddi bir şey olsa bizi içeri almazlardı ya. Bir sakin ol ya. Merak etmeyin. Oğlunuz gayet iyi. Yaralarından dolayı ağrı kesici vermişler. Uyuyor sadece. Doğru söylüyorsun değil mi kızım? Az önce hemşireyle konuştum. O söyledi. Siz kimsiniz? Şey... Oğlunuz benim yüzümden kaza geçirdi. Telefonum çalıyordu. Telefona bakarken oğlunuzu görmedim. O sırada oğlunuza çarptım. Öldürecek miydin oğlumu? Çok özür dilerim. İstemeden oldu. İstemeden olmuşmuş. Ya bir şey olsaydı oğluma? Ya sakat kalsaydı? Lütfen böyle davranmayın. Ben de istemezdim böyle olmasını. Gerçekten bir anlık dikkatsizlik. Çok üzgünüm. Çık dışarı dedim. Çık lütfen dışarı. Lütfen dinleyin beni. Üzgünüm. Çık gerçekten çabuk. Önüme çıktığını görmedim. Nami. Nami. Ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz kızıma?
Oğlumu öldürüyordu senin kızın. Benim kızım bilerek kimseyi incitmez. Bir kazadır olmuş. Adı üstünde kaza. Hem görmüyor musunuz ne kadar üzüldüğünü? Haddini aşma be kadın. Bak karışmam sonra. Kızımı odadan kovarak haddini aşan sizsiniz. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Hastane burası, kahvehane değil. Yürü kızım yürü. Bu terbiyesizlerle muhatap olmaya değmez. Terbiyesiz olan sensin. Terbiyesizmiş. Lütfen siz de boşaltın burayı. Terbiyesiz diyemez bana. Tamam. Diyemez. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberimizin kavliyle bacınız Elvan'ı oğlumuz Feyyaz'a istiyorum. Vallahi Feyyaz'ı yıllardır tanırım. Bunca zaman bir yanlışını da görmedim. Eli de artık ekmek tutmaya başladığına göre... Elvan'ı Feyyaz'a verdim gitti. Hayırlı olsun o halde. Hayırlı olsun Dürdane Hanım. Gönül olduk artık. Hayırlı olsun. Elvan! Dur oğlum, utandı herhalde. Genç kız tabii, ben şimdi getiririm. Otur, otur. Özür dilerim. Senin bu halde olma sebebim benim. Ne kadar üzgün olduğumu sana anlatamam. Annen geldi, bağırdı. Bir şey diyemedim. Senin için endişelendi tabii. Ne kadar kalabalık bir ailem var. Keşke benim de böyle kalabalık bir ailem olsaydı. Yıllarca sadece annemle aynı sofraya oturdum. Hep böyle kalabalık bir aile hayal ederdim. Of, ne saçmalıyorum yine. Olsun, saçmala. Ben dinlerim. Yatmaktan da çok sıkılmıştım zaten. Nasıl yani? Siz... Uyumuyor muydunuz? Bütün söylediklerimi... Duydum. Neredeyse beni öldürüyordun. Kazaydı. Gerçekten çok özür dilerim. Bin kere özür dilemene gerek yok. Affedebilecek misiniz beni? Bir şartla. Birlikte bir kahve içersek. Thank you.
Nami. Senin? Ejder. Hadi yürü. Benimsin, kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin. Sen benimsin, meleğimsin, dile gelmez şiirimsin. Sen benimsin, nefesimsin, şu dünyada yüzümü güldürensin. Sen benimsin, beni benden edensin, her şeyimsin. Tek senle içerim ben aşk şarabını kana kana. Tek seninle giderim ben aşk yolunda yana yana. Çalsın hep şarkılar, bizi ayıramazlar. Sürsün hep aşkımız, bitmesin sonsuza. Bitmesin sonsuza Şükran.
Bu sofranın halinde börekler nerede? Güveç pişmedi mi? Pişti hanımım, pişti. Hatta tatlının şerbetini de döktüm. Konuklar gelinceye kadar soğur. Bu çatal bıçakların hali ne? Git çabuk gümüş takımları çıkar. Misafirlerimiz kıymetli. Dikkat etsene Tahir. Kaç defa dedim sana ortalıkta dolanma diye. Git çabuk odana. Gözüm görmesin seni, kırarım bacaklarını. Şefika, ilaçlarını aldın mı sen? Kendine hakim ol. Böyle bir gecede tatsızlık çıkarma. Oğlum. Annem. Canım. Oo, ciğer mi var? Ha, elini sürme. Sana değil, bu akşam misafirlerimiz geliyor. Kimmiş bu önemli misafirler? Kudret Soylu ile kızı. Anne, Kudret Soylu ile kızı... Niye geliyor şimdi? Niyesin var evladım, gelsinler. Bir oturup konuşalım. Hem sen de kızı bir gör. Bak demedi deme. Kızı görünce bayılacaksın. Bir içim su hanım hanımcık, saygılı hamarat. Kaç kere söylemem gerekiyor anlamıyorum ki. Ya ben o kızla evlenmem? Bu ne inat oğlum? Hemen nikahını al demiyorum sana. Hiç değilse bir tanış. Kusura bakmayın, ben bu gece size eşlik edemeyeceğim. Yapacak işlerim var. Oğlum... Ben eşleri ikna ederim dedin ama hiç ikna olmuşa benzemiyor. Anne bak, herkes bu evliliği konuşuyor. Milletin diline düştük şimdiden. Bu iş nihayete ermezse rezil oluruz. Kudret eniştem siler bizi defterden. Yarım saate gelirler. Ne diyeceğiz şimdi? Nasıl açıklayacağız bu ejderin halini? Yeter Şefik. Söylenip durma. Bulacağım bir çaresini. Gözün aydın Dürdane. Allah bugünleri de gösterdi. Kızını telli duvaklı gelin ediyorsun nihayet. Çok şükür. Allah güzel güzel günlerde kullanmak nasip etsin. Amin. Darısı Ayşe'nin başına. Amin komşular. Hadi biz gidelim artık. Ellerinize sağlık, sağ olun. Hadi ben sizi geçireyim. Abla. Hı. Ejder'den haber var mı? Kız sen Ejder'i mi soruyorsun hala? He? Evleniyorsun artık Elvan. Unut olanı biteni. Unut geçmişi. Unutamam. Ben bir tek onu sevdim. Ölünceye kadar da onu seveceğim. Kız sen abinden de mi korkmuyorsun? Şu olanı biteni öğrense neler olur bir düşünsene. Ayrıca boşa yanıp tutuşuyorsun Ejder diye. Bereket Hanım oğluna Kudret Soylu'nun kızını seçmiş gelin olarak. Tez zamanda da düğün yapacaklarmış. Tabii. Şefika yapmıştır aralarını. Teyzesinin kızı ya. Yalan söylüyorsun. Niye yalan söyleyeyim? Çünkü böyle bir şey olsa herkesin dilinde olurdu. İster inan, ister inanma. İşin aslı bu. Bu akşam çiftliğe yemeğe gidiyormuş kız tarafı. Abla... Ne yap et? İşin aslını aslarını öğren. Yeter artık Elvan. Olmayacak hayallerin peşinden koşup durma. Bu hayatta herkes dengi dengine. Senin denginde Ejder değil, Feyyaz. Ayrıca Feyyaz sana deliler gibi aşık. Seni bu halinle bir tek o kabul eder. Ben senin yerinde olsam bu fırsatı kullanmaya bakardım. Senin tek kurtuluşun Feyyaz'la evlenmek. Bunu o kalın kafana sok. Yoksa başına bela alacaksın.
Namicim, bunlar biletlerin. Sabah erken çıkacağız. Her şey hazır olsun. Elimiz ayağımız dolanmasın. Tamam anne. Ejder amca, ne yapıyorsun burada? Bir şey mi oldu? Canım sıkkın biraz. Niye? Boş ver. Bu kim? Çok özel biri. Nasıl yani? Nasıl yani? Hem iyi, hem güzel, hem de ne bileyim işte. Çok mu seviyorsun? Ejder amca. Tahir, neredesin? Çabuk içeri gel. Geliyorum. Nabi'cim, üzülüyor musun yoksa ayrılıyoruz diye? Biraz gerginim sadece. Hiç bilmediğim bir şehre, hiç tanımadığım insanların arasına gidiyorum. Hiç merak etme. Gider gitmez arkadaş bulursun kendine. Canım kızım değil. Sen benim sadece kızım değil, aynı zamanda en yakın arkadaşımsın. Çok özleyeceğim seni. Ama geleceğin her şeyden önemli. Bunca yıl çalıştın, çabaladın. Kendini Paris'teki konservatuara kabul ettirdin. Çocukluk hayalini gerçekleştirdin. Benim değil, senin hayalin. Baban da neredeyse gelir. Hülya'yı da alacakmış gelir. O yüzden biraz gecikebilirim dedi. Böyle bir günde sevgilisini getirmese olmaz. Hani ne işi var o kadının aramızda? Ama Faruk hep böyleydi. Hep başkalarının hayatını kolaylaştırır, bizim hayatımızı zorlaştırırdı. Hiç değişmedi yani, hiç, hiç. Anne, ben babamla biraz vakit geçirdikten sonra arkadaşlarımla dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı mı çıkacaksın? Son gecemizde benimle birlikte olmayacak mısın? Arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Çok fazla kalmam. Vedalaşıp hemen geri gelirim. Vedalaşmak için onların yanına gitmene gerek yok. Söyle onlar buraya gelsin. Gelemezler. Bu gece sahne alıyorlar. Name. Anneciğim sinirlenme hemen. Sadece birkaç saat. Arkadaşlarımla vedalaşmak için hiç vaktim olmadı. Son güne kadar hocamla çalıştım. Lütfen. Peki. Geç kalma ama. Saat tam 10'da buradasın. Tamam anneciğim, çok teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Ayrılık zamanı geldi. Şimdi annemin hayallerini gerçekleştirme zamanı. Ya senin hayallerin? Gitmek istemiyorsun değil mi? Gitme Nane. Gitme. Name. Seni seviyorum. Biliyorum. Her şey çok hızlı gelişti. Ben duygularımdan eminim.
Seni seviyorum. Ejder. Seni kaybetmek istemiyorum. Seni yeni tanımışken, seni yeni bulmuşken kaybedemem. Bırakamam seni. Yapamam. Aslında yaşadığımız her şey aynı. Bir yanda ailelerimizin istekleri, bir yanda bizim isteklerimiz, bir yanda hayallerimiz. Benim hayallerimde yalnız sen varsın Nami. Sana dair her şey. Her dakika seni düşünüyorum. Seni düşünmediğim bir an, bir saniye bile yok. Birlikte el ele, her şeyin üstesinden gelebiliriz. Her engeli aşabiliriz. İnan, inan yapabiliriz biz bunu. Yapamam. Yapamam Ejder. Seni gelip alacak arabanın plakası. Bu şoförün numarası. Bu da eğer bir aksilik olursa arabanın bağlı olduğu şirketin telefon numarası. Kızım sen beni dinliyor musun? Ha, nereye daldın yine? Devamlı dalıp gidiyorsun. Aşık mısın nesin? Nedir bu halin ya? Ne alakası var anne, dinliyorum işte. Bu pasaportun. Şu banka kartların. Burada arkadaşlarımın adresleri var. Ve kalacağın evin kapı şifresi. Sağ ol anne. Gerisini ben hallederim. Hadi siz gidin artık. Abi. Yeter artık Nevin. Koskoca kız. Kendisi halleder. Öyle olsun. Canım kızım benim. Özleyeceğim seni. Umarım her şey istediğin gibi olur. Kendine iyi bak, olur mu? Babacığım. Lütfen dikkat. 4213 sefer sayılı Ankara yolcularının güvenlik kontrolünden geçmeleri önemli rica olun. Kızım benim. Gurur duyuyorum sana. İyi yolculuk. Sağ ol babacığım. Hadi siz gidin artık. Hadi Nevin gidelim. Her şeyi anlattın zaten. Hadi. Thank you.
Ejder, ne işin var burada? Gitme. Seni seviyorum. Gidemezsin. Buna izin veremem Name. Korkuyorum Ejder. Gitmezsen bu düğünün bozulmasından korkuyorum. Bozulmaz. İzin vermeyiz. Kimse aşkımıza engel olamaz. Kimse bize karışamaz. Gitme. Evlen benimle. Tek isteğim, tek dileğim bu. Evet. Sen benimsin, kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin. Sen benimsin, meleğimsin, dile gelmez şiirimsin. Sen benimsin, nefesimsin, şu dünyada yüzümü güldürensin. Evet. Sen benimsin, beni evet. Benden edensin, her şeyimsin. Bir tek senle içerim ben aşk şarabını kana kana. Tek seninle giderim ben aşk yolunu. Hep şarkılar bizi ayıramazlar. Sürsün hep. Hadi annenin elini öpmeye gidelim. Annemin bu durumu kabullenmesi biraz zaman alacak. Ben onunla sonra konuşurum. Tamam. O zaman evimize gidelim. Tamam. Yaşadığın yer burası demek. Bundan sonra yaşayacağımız yer. Merak etme. Her şey umduğumdan daha güzel olacak. Ejder amcam geldi. Mesim yenge, Ejder amcam geldi. Baba, Ejder amcam geldi. Ejder amcam geldi. Aa, arkadaşım da getirmiş. Hoş geldin Ejder amca. Hoş bulduk aslan parçası. Gel bakalım. Hop. Aa. O kız o kız değil mi Ejder'e çarpan? Kızın ne işi var burada? Ha? Biz evlendik. Efendim. Anlıyorum. Sizin için sürpriz oldu. Ama inanın biz de planlamamıştık böyle bir şeyi. Aniden gelişti her şey. Nasıl yaparsın bunu? Hiçbir değerim yok gözünde. Sultanım,
Ya sana değer vermesem, elini öptürme, getirir miyim hiç? Ha? Her şey olup bittikten sonra ne kıymeti var? Böyle mi büyüttüm ben seni? Töreni, toprağını, adetini unut diye mi? Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Haksızlık ediyorsun. Sen onu eş olarak kabul etmiş olabilirsin. Bakalım ben gelinim olarak kabul edecek miyim? Onu gelinim olarak kabul edemem. Başka sözüm yok. Anne! Kadın şaşırdı tabii. Kolay mı? Öyle oğlu birden karşısına çıksın, ben evlendim desin. Merak etme. Annem durumu kabullenecektir. Gel. Sana odamızı göstereyim. Ejder, Ejder. Biraz seninle konuşalım. Abi. Şimdi değil. Bence şimdi tam sırası. Bize bir açıklama borçlusun Ejder. Merak etme Ejder. Ben Name ile ilgilenirim. Ben birazdan geliyorum. Hoş geldin gelin hanım. Ben Şefika. Ejder'in büyük abisinin karısıyım. Yengen sayılırım yani. Bunlar da benim çocuklarım. Tahir'le Defne. Siz de Ejder'in diğer yengesi olmalısınız. O Ahlas'ın karısı. Peki siz? Şimdilik bizi bil, yeter. Şükran, odayı hazırla. Temiz havlu koy, çarşafları değiştir. Misafirimiz yol yorgunu. Dinlensin biraz. Gelin odasını açayım değil mi hanımım? Hayır! Gelin odası açılmayacak. Ne zaman ailemize yakışır? Gönlüme göre bir gelin gelir... ...o zaman layıkıyla açılır. Hadi. Şükran camı aç camı. Temiz hava girsin içeri. Şu dolabın birini de boşalt. Eşyalarını yerleştirsin gelin hanım.
Eşyaların nerede? Bir bavulum var. O da arabada. Çeyiz. Çeyiz mi? Karı mı aldı yoksa bu deli olan? Ejder kardeşim gibidir. Her şeyini bana anlatır. Ama senden hiç bahsetmedi. Bahsetmemesi çok normal. Biz bir anda karar alıp yıldırım nikahıyla evlendik. Vay taşınıza gelen. Gebe misin kız yoksa? Yok yok değilim. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Koskoca Kudret Soylu'nun kızı dururken hiç tanımadığımız bir kızı koluna takıp nasıl evine getirirsin? Nasıl evine getirirsin? Getiririm, getirdim de. Bana karışamazsınız. Biraz ayıp olmuyor mu Ejder? He? Büyüğün o senin. Büyüklerine nasıl konuşursun? Abileriniz mi senin? Yok yok. Ejder Bey haklı, Ejder Bey haklı. Biz kimiz ki ha? Biz kimiz ki? Onun üvey abileriyiz ancak. Kastettiğim şey bu değil abi. Yok yok yok. Sen hiç nefesini tüketme. Ben anlayacağımı anladım. Ama bak şunu hiçbir zaman için unutma. Baban öldüğü zaman bu ailenin başına ben geçtim. Bu şirketi ben yönettim. Seni ben okuttum. Böyle bir teşekkür ediyorum bana. Yaptıklarına minnettarım. Ama bunun karşılığı sevmediğin biriyle evlenmek olamaz. Ben kalbimin sesini dinledim. Aşık oldum. Anlıyor musun beni? Ben aşık oldum. Aşık mı oldun? He? Aşık mı oldun? Aşık olup toz pembe hayallere mi daldın? He? Böyle pembe panjurlu evimiz olacak da dedin mi? Hı? Bu sandalyeye oturduğun zaman şirketi de böyle mi yöneteceksin? Kalbimin sesini mi dinledim diyeceksin? İş hayatım başka, özel hayatım başka. Beni anlamını beklemiyorum zaten. Ama sen Ahlas abi, sen Besime yengemle aşık olup evlenmedin mi? Bir gün olsun pişman oldun mu bu evlilikten? Beni bu işe karıştırma. Siz isteseniz de, istemeseniz de Name benim karım. Kimse bu gerçeği değiştiremez. Biz seni yalnız bırakalım. Yat dinlen. Bir şey lazım olursa Şükran'a seslenirsin. Teşekkürler. Ne kızmış ama. Ne yapıp edip Ejder'in nikah masasına oturtmuş. Pes. Ah kafasız Ejder ah. Ah saf Ejder. Kudret eniştemin kızı dururken gittin bu sümüklüyü aldın nikahını. Senin hayallerin suya düştü tabii. Ejder senin yeğeninle evlenseydi topraklar birleşecek, senin tarafın güçlenecekti. Eh, herkesi kolayca avucunun içine alacaktın. Yenilmezlere öyle bedavadan gelin olunmaz. Kapıdan içeri girdi ama girdiği gibi de çıkacak. Hmm, sen var ya sen, şeytana bile pabucunu ters giydirirsin. Karşılama beklemediğini biliyorum.
annem adına senden özür dilerim. Aslında böyle bir insan değildir. Sadece ailesine karşı biraz fazla korumacı. Sert tepkileri bu yüzden. Özür dilemene gerek yok. Öğrendiğinde annem de farklı bir tepki vermeyecek. Sana söz veriyorum. Her şey düzelecek. Ejder. Biz hata mı ettik sence? Sakın. Sakın öyle düşünme. Abla, he? Durum fena. Ay sorma. Ben de uzun zamandır Bereket Hanım'ı bu kadar kızgın görmediydim. Kız, bir bardak da gelin hanıma koysak mı ki çay? He. O kız benim gelinim değil. Kimse ona bu evde gelin muamelesi yapmayacak. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu dedi? Hanımı, hanımı, sandalye getir çabuk. Anne, otur şuraya, otur, 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 otur. Yavaş, yavaş, yavaş. Şükran su ver, çabuk. Ay, istemez. Çabuk, 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 çabuk. İç şundan biraz, iyi gelir. İç, 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 iç. Ay, kendini böyle harap edersen olacağı bu. Nasıl harap etmeyeyim? Bildiğim, sevdiğimiz bir kız alacaktım oğlumu. Davul zurnayla düğün yapacaktım. Dur bakalım. Acele etme. Belki gene olur. Olan olmuş artık. Basmış nikah getirmiş kızı. Ay. Ah. Şehirli kız. Buralar ona dar gelir. İki güne kalmaz. Sıkılır gider. Ne demişler? Davul bile dengi dengine. Bu kız Ejder'in dengi değil. Göreceksin bak. Nasıl kendi ayağıyla girdiyse yine öyle kendi ayağıyla çıkmak isteyecek. Ya istemezse ne yapacağız Şefika? Merak etme. Eninde sonunda isteyecek. Thank you.
Elvan niye ağlıyorsun? Bırak artık şu somurtmayı. Düğünün mü var, cenazen mi var belli değil. Yeter artık yaptım, bırak saçımı, istemiyorum. Gelin başım bitmedi ki daha. İstemiyorum dedim ya. Çık dışarı. Ne? Çık dedim, çık! Ne oluyor Elvan? Ne bağırıyorsun? İstemiyorum. Ne bu gelinliği giymek, ne de Feyyaz'ın karısı olmak istemiyorum. Feyyaz'la evlenmek benim için ölüm. Diri diri mezara girerim, daha iyi. Daha fazla kalamam burada. Gideceğim. Beni bulamayacakları bir yere gideceğim. Sonra da Ejder'i mi bekleyeceksin gelip seni kurtarsın diye? Bekle bekle. Daha çok beklersin. Ejder Bey karısının koynundan kalkıp gelir seni kurtarmaya. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen be? Salak. Duydun işte. Sen burada böyle ağlaya dur. Ejder Bey karısıyla gününü gün etsin. İstanbullu bir kızla evlenmiş çoktan. Hem de yıldırım nikahıyla. Yalan söylüyorsun. Ablacığım. Senin bu gelinliği giymekten başka çaren yok. Anladın mı? Senin başka çaren yok. Kızım, nereye kayboldun? Başına bir şey mi geldi? Meraktan öldüm. Gayet iyiyim anneciğim, merak etme. Başıma hiçbir şey gelmedi. Tam aksine hayatımda güzel bir şey oldu. Biriyle konuşuyor. Hadi git bak sen işine. Kocanla ilgilen. Koynuna giriyorsun ama... Deli bir haber alamadık senden. Hadi. Anne, ben Paris'e gitmedim. Ne demek gitmedim? Anne, ben evlendim. Evlendin mi? Kızım, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Anneciğim dinler misin? Neredesin, çabuk söyle. Kim bu adam? Kim kandırdı? Kim beynini yıkadı senin? Şu an kocamın ailesinin yanındayım. Allah'ım aklıma bu kayıt ol. Böyle bir delilik yapmadın değil mi? Beni deniyorsun. Bana sormadan böyle bir şey yapmazsın herhalde, değil mi? Anne, ben hayatımda ilk kez aşık oldum. İçimdeki ses ne diyorsa onu yaptım. Sen ciddiysin. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Senin için yıllardır çabalıyorum. Yakaladığımız fırsatları elinin tersiyle nasıl itersin? Çünkü istemiyorum anne. Benim için çabalamanı istemiyorum artık. Anneciğim bak. Lütfen sakin ol. Beni anlamaya çalış ne olur. Tamam, sakin.
Bir anlık bir heyecanla karar vermişsin. Sonunu düşünmemişsin. Neredesin söyle geleyim. Bu hatadan nasıl dönersin onu konuşalım. Okul hayatını bir kenara atmayacaksın herhalde değil mi? Anne okulu düşünecek halim yok. Yeni hayatıma alışmaya çalışıyorum. Zamanı geldiğinde ben seni çağıracağım. Geldiğinde ne kadar mutlu olduğumu görüp doğru bir karar verdiğimi anlayacaksın. Name, kapatma Name. Defne, Şükran'a söyle, şöyle bize okkalı bir kahve yapsın. Efkarımızı alır. İstemem. Ağzımın tadı mı kaldı? Birazdan gelir ağzının tadı. Merak etme. Ne oluyor? Sana müjdeli bir haberim var. Bu evliliğe karşı olan yalnız sen değilsin. Kızın anası da istemiyor. Belki gelip alacak kızını ama nerede olduğunu bilmiyor. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Name kendi ağzıyla anlattı. Ben diyorum ki arayalım şu kadını. Verelim evin adresini. Alsın götürsün kızını. E başka yolu mu var? Ya razı gelip gelin diye bağrımıza basacağız ya da... Thank you.
Efendim? İyi günler. Sen Namen'in annesi misin? Siz kimsiniz? Benim kim olduğumu boş ver. Şimdi beni iyi dinle. Kızının adresini veriyorum. Dinliyorum. Tek başına gidemezsin. Ben giderim. Gel beraber yürüyelim. Açılırsın. Ne yapıyorsun? Ejder, ben yıllarca bu anı bekledim. Seninle yan yana olmak. Sana dokunmak için hep bekledim. Ne
Yürü lan! Abla iyi misin abla? Ne oluyor Feyyaz? Annesini geri getirin. Alın ne yapacaksınız yapın. Sen ne demek istiyorsun lan? Anlamadın mı hala? Ulan senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan? Ha? İftira atma lan! Kardeşin anlasın sana ne olduğunu. Onun gibi birini kendime hesap alın. Başım! 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 Elma! Eşine bak! Yap! Yap! Abi! Yeter! Vedalaşayım. Yarın sana teslim ederim. Kimsin? Name'nin annesiyim. Name'yi çağır bana. Name! Name! Neredesin Name? Name! Destur'de hanım, ev burası. İnsan önce bir selam verir. Edep adap bilmez misin sen hiç? Sen ha? Seninle son karşılaşmamızdan sonra muhatap olmam ben. Kızım nerede? Nereye sakladınız onu? Name! Anne. Kızım. Anne. Kızım. Name. Ne işin var senin burada? Anne sen nereden öğrendin burada olduğumu? Ne önemi var? Seni almaya geldim. Senin ne işin var burada? Kızım. Hayallerini çöpe atamazsın. Hayatından, hedeflerinden vazgeçemezsin. Hadi hazırlan benimle geliyorsun. Yürü! Anne, seninle eve dönemem. Gel oturup her şeyi güzelce konuşalım. Neyi konuşacağız? Yanlış bir karar aldın ortada. Hadi çabuk ol, benimle geliyorsun. Anne, sakin ol. Sakin falan olamam. Bitsin artık bu saçmalık. Derhal benimle geliyorsun. Dur! Yürü! Hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim evim. Burayı, bu insanları kendine layık mı görüyorsun? Sen buraya ait değilsin. Benimle geliyorsun. Yürü! Yeter artık! Hayatıma karışmaktan vazgeç. Beni rahat bırak, git buradan. Senin olacak! Thank you.
Ona dokunamazsınız. O benim karım. Cemil. Name benim karım. Onun kılına zarar verecek herkes karşısında beni bulur. Anlaşıldı mı? Kızımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kızım, ne yaptın sen kızım? Nasıl yaparsın bunu? Kim yaptı sana bu kötülüğü söyle. Ejder. Ejder? Yenilmezlerin Ejder mi? Alçak, salım. Onun bir suçu yok anne. Hepsi benim hatam. Ne olur beni o çiftliğe götür anne. Eğer ölmemi istemiyorsan beni oraya götür. Benim başka çarem yok. Ejder kurtarır beni. Çok korkuyorum ben. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Tamam kızım. Tamam seni götürür hiç. Anne. Ah bir uyusun. Kaçıracağım seni.
Ayşe! Ne oldu? Annemle Elvan nerede? Nasıl nerede? Evde yoklar. Nereye kaçırdınız Elvan'ı? Beşik! Ne yaptınız sen? Nereye kaçırdınız? Beşik! Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Dün gece yalnız konuşmak için çıkarttılar beni odadan. Ondan sonra ne gördüm ne de duydum. Allah kahretsin. Kaçırdınız lan Elvan'ı. Beşik! Beşik dur! Günaydın. Günaydın. Niye uyandırmadın beni? O kadar güzel uyuyordun ki. Kıyamadım. Giyinmişsin, nereye? Mis kokulu sevgilime, mis kokulu çiçekler. Ejder. Çok güzeller. Senin kadar değil prenses. Ben bugün öğleye kadar boşum. Ne yapıyoruz? Bilmem. Ne yapalım? Benim aklımda birkaç bir şey var aslında. İster. Şehir turu. Şehir turuna ne dersin? Harika olur. Hadi hazırlan diyeceğim ama... Geliyorum. Ali, aç kapıyı. Açıyorum. Durun geliyorum. Durun nereye gidiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Ejder Bey geleceğim. Yok Ejder Bey, Ejder Bey yok. Karşıma diyeceklerim var. Yok Ejder Bey. Yok Ejder Bey, durun. Ejder Bey. Durun. Ejder Bey yok, çık dışarı. Ejder Bey nerede? Yok Ejder Bey. Ejder Bey diyeceklerim var. Yok Ejder Bey yok. Ejder Bey. Dur hanım, ne oluyor? Ejder Bey! Yok Ejder Bey! Ejder Bey diyeceklerim var! Ejder Bey! Bırak gelsinler. Ejder Bey! Elvan'ı abisi öldürecek! Kızım yapmış bir hata, girmiş koynuna. Askere gitmeden önce olmuş, kızım her şeyi anlattı bana. Ocağınıza düştüm Ejder Bey. Ne olur bırakmayın kızımı. Ne saçmalıyorsun sen kadın? Kolay mı Ejder'e gelin olmak? Hangi cesaretle girdi kızın oğlumun koynuna? Atın şunları dışarı. Ejder Bey öldürecek abisi! Ejder Bey! Dışarı! Bırakmayın Ejder Bey! Öldürecek abisi! Ali!
Bırak kalsınlar. Sebebi her ne olursa olsun kapıma gelmiş, yardım dilenmiş. Geri gönderemem. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Nasıl bir karar bu? Burada kalacak. Benim himayemde. Madem kapımıza kadar gelmiş, geri göndermek bize yakışır mı? Evimize, kapımıza gelmiş, yardım isteyen birini geri mi çevireyim anne? Kimseden itiraz duymak istemiyorum. Benim himayem altında kalacak. Bu konuda da daha fazla konuşmak istemiyorum. Konu kapanmıştır. Ya bütün işi gücü bıraktık. Şimdi senin kırıklarınla mı uğraşıyoruz? Sen iyice şaşırdın Ejder. Burada kalacak dedim. Allah razı olsun sen. Varlığımı da yok. Tamam neyse. Tamam hadi. Alın götürün şunları ya. Gel buraya. Hadi gel. Hadi. Neler oluyor? Hazırsan çıkalım hayatım. Hadi. Hadi. Neler oluyor Ejder? Niye sinirlisin bu kadar? Kapıya gelen o kızla mı ilgili? O kız kimdi? Niye ağlıyordun Ejder? Zor durumdalarmış. Bizden yardım istediler. Neymiş sıkıntıları? Boş ver şimdi. Bir de bunlarla canımızı sıkmayalım. Annenle konuştun mu sen? Hayır. Belki siniri geçmiştir. Gidip gönlünü alalım, ne dersin? Bilmem. Yeter bu kadar kendini acındırdığın. İstediğin oldu işte. Ortalık durulana kadar bir süre burada kalırsın. Ben sana bu evden uzak duracaksın, oğlumdan uzak duracaksın demedim mi? Başka çarem yoktu. Abim öldürecekti beni. Mecburdum. Kapınıza gelmeye mecburdum. Yalancı düzenbaz. Ben senin ciğerini bilirim. Kim bilir aklından neler geçiyor, ne hinlikler peşindesin. Ama sana pabuç bırakmam. Bu oyunlara gelmem. Kendini akıllı zannetme, bu işten sen zararlı çıkarsın. Kurban olayım. Kes sesini. Bu evden ilk fırsatta gideceksin. Gidene kadar da çeneni sıkı tutacaksın. Bana yaptıklarınızdan sonra hiç mi acımanız yok? Sakın, sakın ama sakın. Oğluma yaklaşmaya kalkma. Bu odadan çıkmayacaksın. Soluğun bile hissedilmeyecek bu evde. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Nerede Elvan? Anne! Nerede Elvan? Yenilmezlerin çiftliğinde. Ne işi var orada? Ulan yoksa o şerefsiz Ejder miydi? Ulan ne olmuşsunuz? Ulan ne zannediyor lan bu kendini? Ha? Tarlasında çalışıyoruz diye her istediğimi diyebileceğini mi zannediyor? O Elvan'ı da Ejder'i öldüreceğim. Yapma oğlum! Lan! Ejder Bey Elvan'ın namusunu temizleyecek, yapma. Nasıl temizleyecek anne? Ejder evli.
Elmanı kendine kapatma mı yapacak? Ha? Çekil. Kurban olurum. Beşir, Beşir. Beşir dur. Elvan bir yandan, bu bir yandan. Ah ejderah, ne işler açtın başımıza. Öyle hemen pes etme. Madem Elvan burada, o zaman nameden kurtulmanın bir yolu var. Ay ne diyeceksen de Şefika, canım burnumda zaten. Uzat. Fırsat ayağımıza geldi. Elvan'ı kuma diye evde tutalım. Hele hele ejderin koynuna sokmayı becerirsek... Bu şehirli kız buradan gider. Sen aklını mı yitirdin Şefika? Şehirli kız bu kapıdan çıkıp gittiği anda... Elvan'ın da çaresine bakarız. Bu süpürüntülerin hepsi gider. Sen de eniştemin kızını oğluna gelin olarak alırsın. Ve artık 40 gün 40 gece düğün dernek edersin. Ahmet, aynı konuştuğumuz gibi tamam. Çiftliğin önünde nöbet tutacaksın. Elvan çıkar çıkmaz da bana haber vereceksin. Hadi inşallah. Bitireceğim bu işi. Korkuttun beni. Niye seslenmedin? Bir şey mi oldu? Niye öyle bakıyorsun? Name? İyi misin? Birden karşıma çıkınca korktum haliyle. Bardak elimden kayıverdi. Boş ver şimdi onları toplamayı. Sabah Şükran'la Hatice halleder. Bu sabah çok kötü görünüyordun. Şimdi daha iyi misin? İyiyim. Sevindim. İyi geceler. Uykum kaçtı benim de. Çardağa çıkalım mı? Olur ama ben bir su içip öyle geleyim, olur mu? Tamam. Geceler. Bereket Hanım. Hep böyle mi olacak? Beni hiç kabullenmeyecek misiniz? Bana
bana hep böyle öfkeli mi kalacaksınız? Büyüklerinize danışmadan iş yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız. Bu hiçbir şey değil. Gör bak daha neler olacak. Annem beni affetmeyeceğini söylüyor. Bereket anne de bize kızgın. Haksız da sayılmazlar. Birkaç ay önce birisi gelip hiç tanımadığım bir adamla evleneceksin. Hayatına başka bir şehirde devam edeceksin deseydi. İnanır mıydın? İnanmazdım elbette. Herkesin hayatını etkileyen büyük bir karar aldık. Tepki vermeleri çok normal. Zaman içinde bizim kararlılığımızı görecekler ve bu evliliği kabullenecekler. Merak etme sen. Bak o sevdiğin çorbadan yaptım. Hadi. Sıcak geniş bir tabak. Mercimek çorbası mı? Evet. Oley be. Hadi. Ben içireyim mi? Yok, ben kendim içerim. Aman dikkat et, dökme. Oh. Anneme söyleme tamam mı Besime yenge? Onun yaptığını yemedim. Sana başka yemek yok dedi. Bunu içeceğim gelirse çok kızar. Tamam. Tamam canım, merak etme. Söyleme hadi. Allah'ım. Akşama görüşürüz. İstersen seni dışarıda çıkartırım. Ne dersin? Güzel olur. Belki annemin yanına da uğrarız. Sen nasıl istersen. Çok geç kalma olur mu? Özlerim seni. Merak etme. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ne oluyor burada? Besime yengem bana çorba yapmış. Çok konuşma. Annenim ben senin. Önüne ne koyuyorsan onu yiyeceksin. Benim mutfakta biraz işim var. Demedim mi? Olur mu öyle şey Şefika abla?
Ben Tahir'in o çorbayı sevdiğini bildiğim için... Sana mı kaldı benim oğlumu yedirip içirmek? Aklınca ona kendini sevdirmek istiyorsun. Sen bunları oğlunu verirken düşünecektin. Öyle tabii. Kara toprağa evlat veren sen değilsin. Ne anlarsın evlat sevgisinde? Madem çocuğunu vermelerine razı geldin... ...o zaman gözünün önünde evlat hasreti çekeceksin. Uzak duracaksın ondan. Yanına bile yaklaşmayacaksın. Anladın mı beni? O benim oğlum, benim. Senin değil. Anne ne yaptın? Ya yazık değil mi kadına? Bu kadar laf söylenir mi? Sakın bana o kadını savunmaya kalkma. Sakın! Ya senin o kadın dediğin Tahir'i doğuran kadın? Besime Egem onun gerçek annesi. Sen ne yaparsın? Duracak. Karşında anne var senin. Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Delirdiniz mi siz? Vurmayın. Aklınızı mı kaçırdınız? İnsan çocuğu da böyle mi davranır? Sana ne? Kız benim kızım değil mi? İster döver, ister severim. Dövemezsin. Bana bak gelin hanım. Biz senin kadar medeni olamadık. Beğenmiyorsan çeker gidersin. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Gel canım. Zerine vazife olmayan şeye karışmak neymiş göstereceğim ben sana. Çok bilmiş. İyi misin? Su falan ister misin? Teşekkür ederim. Sana öyle davrandığını görünce kendimi tutamadım bir an. Hep böyle mi davranıyor sana? Bu eve neden geldin? Bu ev bir cehennem. Vaktin varken kaç kurtul bu evden. Yoksa sen de bize benzersin. Besime Hanım. Gelebilir miyim? Tabii tabii buyur Name gel. Size bir şey sormak istiyorum. Tahir. Sizin oğlunuz mu? Öğrendin demek. Evet. Tahir benim oğlum. Bağrıma basamadığım, kucağıma alamadığım, kokusunu alamadığım oğlum. Daha bebekken ben onu Şimal abiye vermek zorunda kaldım. Ama nasıl olur? Sizden böyle bir şeyi nasıl isterler? Bir anneyi yavrusundan nasıl ayırabilirler? Bu kalpsizlik, vicdansızlık. Şefika abla ile Şimal abinin evladı askerdeyken şehit düştü. Şimal abi kalp krizi geçirince hayata bağlanması için bizi kurban seçtiler. Oğlumla beni. Öz abim gibi seviyordum Şimal abiyi. İçim paralanıyordu onu öyle gördükçe. Ama sonra bir gece... Thank you.
tarihi. Baba içinin kuzusu. Babasının kuyusu. Babasının kuyusu. Gel oğlum. Tahir. Aslan oğlum benim. Ölmediğini biliyordum Tahir. Babanın gözü yaşlı olmayacağını biliyordum Tahir. Anlamamıştım. Başıma gelecekleri bilsem, ah bilseydim. O anda çekip alırdım oğlumu, izin vermezdim. Yalvarırım be sizinle. Oğlunu Şimal'e ver. Canaz, Tahir'im diye bağrına bassın. O da yaşam sevinci olsun. Hayata dayanmak için sebebi olsun. Anne, ben de çok üzülüyorum. Şimal abi benim öz abim gibi. Ahlas da çok üzülüyor Şimal için. O da razı bu işe. Ne olur. Ben de çaresizim Besim. Ama sen rahatsız olmazsan olmaz. Sonra elinden alamam ki çocuğu. Ne olursun. Keşke başka çaresi olsaydı ama yok. Torunumu toprağa verdim. Evladımı da veremem. Bir acıya daha katlanamaz. Yalvarırım Besim'e. Yalvarırım. Yalvarırım. Yapamam. Yavrum. Can. Allah razı olsun. Allah bir kere gel. Hadi gel. Babaya gidiyoruz. Şimalime gidiyoruz. Gel. Nasıl izin vermiştim? Nasıl? Çok pişman oldum. Oğlum, kanımdan, canımdan yavrum. 9 ay ben taşıdım onu karnımda. Ben doğurdum, ben emzirdim. Dayanamıyordum. Onsuz yapamıyorum. Çok pişmanım. Benim bebeğimi elimden aldınız. Ya evladımız uzakta değil, yan odada. Kokusunu alamadıktan sonra, yavrum diyemedikten sonra. Senin yüzünden. Annene karşı gelemedin, bana sahip çıkmadın, benim arkamda durmadın, Allah seni kahretsin. Biri evladım, biri abim. Ne yapabilirdin? Seni asla affetmeyeceğim. Asla. Asla affetmeyeceğim. Abinin hayatını kurtarırken beni mezara soktun. Bizi ölmeden mezara soktun. Konuşma böyle Besim'e. Bak. Bizim aşkımız var. Sevgimiz var. Ya biz beraber olduktan sonra... Biz diye bir şey yok artık. Beni unut. Seni sevemem. Ailesine sahip çıkmayan birini istemem ben. Yapma böyle Besim. Ben sensiz yapamam. Bak. Biz Besime ile Ahlas'ız. Biz birbirimizden kopamayız.
Beni oğlumdan kopardın ya. Sen de koptun gönlümden. Benim için artık sen yoksun. Yoksun! Bundan sonra bu evde oğlum için yaşayacağım. Defol. Defol! Ben doğurdum ama hiç benim olmadı. Ölmeden öldüm ben. Bu eve ilk geldiğimde ben de senin gibiydim. Aşık, hayat dolu. Yıllar geçtikçe soldum. Evladımı elimden aldılar. Üstüme kuma geldi. Bu ev kimseye mutluluk getirmedi. Sen de benim gibi olacaksın. Nereden çıkarttınız bunu? Herkesin kaderi farklıdır. Birkaç yıl sonra yüzündeki pırıltı gidecek. Hayat çekilmez bir hale gelecek. Ejder beni korur. Sen öyle san. Daha gelir gelmez başına gelenlere bak önce. Üzerine kumak geldi bile. Ne demek istiyorsunuz siz? Elvan bu eve niye geldi sanıyorsun? Elvan mı? O ağlayan kız mı? O kız kim biliyor musun? Ejder'in senden önceki sevgilisi. Doğru değil bu. Ejder asla öyle bir şey yapmaz. O beni seviyor. İnanmam. Ağlas'la ben farklı mıydık sanki? Elinde sonunda başka kadın aldı işte koymuyor. Ben evladımdan uzak kalmamak için katlandım. Sen dayanabilecek misin bunlara? Daha gelir gelmez başına gelenlere bak önce. Üzerine kumak geldi bile. Ben evladımdan uzak kalmamak için katlandım. Sen dayanabilecek misin bunlara? Gelir misin? Seninle bir şey konuşmam lazım. Evet, çok acil. Söyle. Ejder'le sevgili miydiniz? Cevap ver bana. Niye sessiz duruyorsun? Konuş. Ne işin var senin burada? Çık dışarı çabuk.
halin ne böyle? Duyduklarım doğru mu? O kızla sevgili miydin? O kızla birlikte mi oldun? Sana söyleyecektim. Kafanı bulandırmak istemedim. Dokunma. Senin böyle biri olduğunu asla tahmin etmezdim. Gerçek yüzünü gördüm. Düşündüğün gibi değil. Sevgili falan değildik. Bir gecelik bir şeydi. Geçmişte kalmış bir olay. Geçmiş falan değil. Hiçbir şeyin geçtiği yok. Bu evde her kapı ardında gözyaşı var. Bütün kadınlar yaralı. Hayata küsmüş. Söyle Ejder. Beni de böyle bir hayat mı bekliyor? Ben de kumalı bir hayat mı süreceğim? Söyle. Açıklamama izin ver. Onu eve almaya mecburdum. Yoksa öldüreceklerdi. Yalan söylüyorsun. Nasıl böyle bir şey düşünürsün ya? Hiç mi güvenmiyorsun bana? Name. Name sakın. Ben hayatımı ağlayarak geçirmeyeceğim. Eğer şimdi gidersen bir daha geri dönüşü olmaz. Name! Hanımım! Hanımım! Ejder Bey ile Name Hanım çok kötü kavga ettiler. Name Hanım yüzüğü çıkardı, Ejder Bey'in eline verdi gitti. Emin misin? Ay eminim hanımım. Gözlerimle gördüm. Bu mesele burada bitmiştir. Benimden kolay oldu. Name Hanım gittiğine göre Elvan'a da ihtiyacımız kalmadı. Elvan'ı Ali ile birlikte evden çıkardı. Artık onun da gitme vakti geldi. Elvan nereye gidecek anne? Sana ne? Sen git işine bak. Anne, onu abisinin yanına ölüme mi göndereceksiniz? Geçti artık. Hemen gidiyoruz. Bereket Hanım, vallahi ben bir şey söylemedim. O geldi birden odama. Ali, bu kızın burada işi bitmiştir. Hayır. Bereket Hanım.
Öldürmeye gelirim yalvarırım. Al şunu. Gönderirsiniz öldürürüz. Kurban olmaya gelirim. Yalvarırım. Ay. Gel. Ay. Evinizde yanaşma olurum. Karın tatlılığına çalışırım. Ahırda bile yatarım Bereket'e. Acıyın bana ne olur. Ay yalvarırım. Gitmeyeceğim. Bereket'e ne olur yalvarırım. Hayır gitmeyeceğim. Hadi kızım, hadi. Ali abi, sen acı bari. Bırak beni gideyim, bir daha çıkmam karşımıza. İnat etme kızım, biz de emir kuluyuz. Hadi bin arabaya kızım. Geç. Hadi bin. Hiçbir vicdanınız yok sizin. Bereket Hanım, bu kadar insansız mısınız ya? Beşir, Elvan'ı evden çıkardılar. Acele edersen köy yolunda kıstırırsın. Kızım, geçti artık. Bir hata yaptım ama hatandan erken döndüm. Hadi, evimize gidelim. Teşekkür ederim. Nami abla! Nami abla dur gitme! Sana oyun oynadılar. Ya... Sen git diye Elvan'ı eve aldılar, şimdi onu geri gönderiyorlar. Ona bir tek sen yardım edebilirsin Nami abla. Ben Ejder amcamı aradım, ulaşamadım. Lütfen. Hayır. Senin burada işin bitti. Bitti. Ali abi, yalvarırım götürme beni, ne olur. Kurban olayım, götür. Şükran abla, sen de bir şeyden ne olur. Hadi.
Namlı abla beni görmesinler. Tamam. Kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin. Sen benimsin, meleğimsin, dile gelmez şiirimsin. Sen benimsin, nefesimsin, şu dünyada yüzümü güldürensin. Sen benimsin, beni benden edensin, her şeyimsin. Bir tek senle içerim.